Arkadaşlar, güncelleme haberlerine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Clash of Clans en son güncellemeyi ne zaman yaptı? Yılbaşı mıydı? Ocak ayı mıydı? Yani ona da güncelleme de denmez. Biraz şey yapmıştı. Dengeleme yapmıştı. Ne zaman yapmış? Burada şeyi yazmıyor. İşte Pekka'nın falan şeyini yapmıştı. En son işte belediye binası 11'i tamamladı diyebiliriz. Golem'e seviye vermişti. İşte yaban domuz binicisini arttırmıştı. Kraliçeyi falan yükseltmişti. Yeni duvar vermişti 25 tane. Şimdi ben Clash of Clans'ın ve Supercell'in forumlarına falan baktım. Bayağı bir dolaştım. Bu seferki güncelleme diyor yani çok büyük bir güncelleme olacak. Supercell tarihinin yani Clash of Clans tarihinin en büyük güncellemelerinden birini bekliyorlar. Şöyle bir şey ki bu seferki güncelleme insanların hani Clash oyuncularının isteklerine yönelik olacak. Zaten önceki güncellemelerde de insanların şeyini biraz şey yapıyorlardı da fikirlerini, düşüncelerini biraz düşünüyorlardı da bu sefer daha bir şey yapmış. Hatta Finlandiya'da bildiğiniz gibi Clash of Clans'ın merkezi Finlandiya. Finlandiya'da Supercell büyük oyuncuları, küreselden bayağı bir oyuncuları çağırıp toplantı yapmış, oturmuş, konuşmuşlar. İşte bir ekip toplamış, nasıl bir güncelleme yapalım diye falan. Zaten kendileri de çalışıyor güncelleme konusunda. Evet arkadaşlar, güncelleme ile ilgili en önemli beklentimiz, yani en çok beklediğimiz şey, bildiğiniz gibi Clash of Clans şu haritada gördüğünüz alt tarafta su var. Yalnız 4 senedir hiçbir şekilde suyla ilgili bir güncelleme yapılmadı. Hani suda gidecek bir nasıl diyeyim, teknedir şeydir falan. Bu güncellemede bunun çıkacağını da söylediler. Gördüğünüz gibi bu resimde tekne falan yapmışlar. Yani %90 küsür yani bu güncellemede bu deniz şeyini getirecekler. Onun haricinde haritada bir değişiklik olacağını yine söylüyorlar. Haritayı biraz daha büyütecekler. Şeklini falan değiştireceklermiş. Yani Clash of Clans tarihinin gerçekten de en büyük güncellemesi olacak diyorlar. Görelim bakalım, daha yeni şeyler var. Evet arkadaşlar, köy binası 12 gelecek. Muhtemelen yani %90, %95 gibi bir şey var. Köy binası 12'nin şekli nasıl olacak? Çok merak ediyoruz. Köy binası 12'de nasıl savunmalar gelecek, nasıl askerler gelecek? Onları bakalım. Evet arkadaşlar, güncellemede en çok beklediğiniz şu resimdeki elmas üreticisi, elmas madeni. Bu güncellemeyi yani çok büyük olacak tamam, ama elmasla ilgili kesinlikle bir elmas üreticisi, elmas bilmem neyi, yani öyle bir güncelleme beklemeyin. Çünkü Clash of Clans bildiğiniz gibi ilk başlarda 6-7 kişilik bir ekiple başladı. Sonradan bayağı bir büyüdü, popüler oldu ve şeyin halka arıza gitti. Hatta %40, %49'unu mu ne, Japonlara satmıştı. Sonradan %51'ini Çinlilere sattı. 49'u Japonlar aldı. Sonradan Japonlar Çinlilere sattı. Yani şu an piyasa değeri 20-30 milyar doları buldu. Şimdi bu adam diyor ki hani ben diyor bu kadar para yatırdım, ben buradan para kazanmak istiyorum. Hani para kazanmanın da tek yolu elmas satmasıdır. Elmas satması için de elmas üretimi olursa elmas satabilir mi? Hayır. İnsanları elmas kullanımına teşvik edecek yeni bir şey de gelebilir, hamle de gelebilir saldırılarda falan. Bildiğiniz gibi en son köy binası 11 gelmişti. Köy binası 11'i hemen hemen her şeyini verdiler. Hiç yükseltme gelmeyen bir şey kalmadı. Hava savunması en son kalmıştı, onu yükselttiler. X yayını
8'di 9 yaptılar. Okçu Kulesi'ni 13'dü 14 yaptılar. Topu 13'dü 14 yaptılar. İşte depoları büyüttüler. Üstüne bir de araştırmayı getirdiler. Yeni asker seviyeleri geldi. Ejder'in 6'sı, Dev'in 8'i, Balon'un 7'si. Bakalım at şeyi yaban domuz binicisini ilk 6 yaptılar, sonra 7 yaptılar. Golem'i büyüttüler, cadıyı büyüttüler, işte lav tazını büyüttüler. Yani hemen hemen her şeyi büyüttüler. Bir patlatıcıyı büyütmediler. Bir de şu bomba kulesi sonradan gelmişti. Bunun da 5. seviyesi çıkmış. 6'sı yok da. Yani yeni güncellemeden okçu kulesi ve toplara birer seviye daha gelecek diyorlar. Hani köy binası 12 gelme ihtimali çok yüksek. Köy binası 12 gelebilir. Köy binası 12 ile birlikte muhtemelen yeni askerler gelecek. Gördüğünüz gibi asker sayısı çok az. 3, 5, 8, 9, 18, 19 tane mi? Öyle bir şey yani. Asker sayısı az. Büyü sayısı yeterli de yine belli olmaz. Büyü de gelebilir. Ama yeni Karakışla'ya 1-2 tane asker gelecek diye duydum. Onun haricinde şimdi resmini göstereceğim. Büyücü hani bunun ismini ne yaparlar? Böyle bir şey gelme ihtimali var. Hani forumlarda gördüm. Gördüğünüz gibi büyücünün koruyucusu gibi bir şey yapmışlar. Büyücü koruyucusu artık. Büyücü ne olursa öfkeli büyücü mü olur? Değişik bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hani Clash of Clans'tan insanlar bıkmasın diye bıkan oyuncular, oyunu bırakan oyuncuları geri getirmek için çok büyük çaplı bir güncelleme yapılıyor. Bu güncelleme zamanı şu an için belli değil. Yine güncelleme ile ilgili bilgiler çıktığında sizlere haber vermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar yeni birimleri falan tanıtacağım. Evet arkadaşlar, videoya burada son veriyorum. Güncelleme haberlerinden en hızlı bir şekilde haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.